Herkese merhaba, Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere yapımı kolay hamincir reçelinin tarifini paylaşmak istedim. Önemli püf noktaları var, hepsini sizlerle paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram ham incir var. Halk arasında bu incirlere erkek incir deniliyor. Görmüş olduğunuz gibi içi boş incir. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Haziran ayında tam mevsim oluyor bu incir reçeli yapmak için. Biraz daha incirler sarı olmuş olsaydı daha iyi olacaktı ama önemli değil. Ben sizlere önden göstermek için hemen toplayıp paylaşmak istedim. Bu ham incir reçelini kabuklarını soymadan yapacağım. Aynen bu şekilde temizliğini yapıyorum. Başından birazcık alıyorum ve sivri bir bıçak yardımıyla da burayı kesiyorum. Gerçekten de bu işlem çok kolay. Sadece saniyenin içerisinde yapacaksınız. Çizik atmayacağım. Sadece bu iki işlem yeterli olacaktır. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ölçülerim tamdır. Gerçekten de finalde lokum gibi incir olacak. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bu işlemleri yaparken mutlaka eldiven kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. İşlemler artık sona erdi. Şimdi hemen incirleri kaynatmam gerekiyor. Yani burada zehirini çıkartmam gerekiyor. Hemen bir tencereye bir miktar su aldım. Su kaynadıktan sonra incirleri ilave ettim ve karıştırıyorum. Aradan 10 veya 12 dakika geçti. Şimdi hemen test yapıyorum. Bir tane iğne aldım ve inciri batırdım. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde incirden düşmüyor. Birazcık daha haşlayacağım. Ondan sonra hemen altını kapatacağım. Aradan yine 1-2 dakika daha geçti. Şimdi tekrardan kontrol ediyorum. Artık kolaylıkla iğneden düştü ve hemen ocağın altını kapatıyorum. Hemen soğuk suya incirleri aldım ve üzerine de buz ilavesi yapacağım. Çünkü bu suyu soğuk tutmam gerekiyor. Eğer su sıcak olursa tekrardan lütfen soğuk su ilave edelim. Sıcak suyu döküp tekrardan soğuk su ilave edelim. Onlar orada beklerken ben de şimdi hemen şerbetini hazırlıyorum. Bir tencereye 1 kilogram artı 2 su bardağı toz şeker ve toplamda 4,5 su bardağı su ilavesi yaptım ve şu anda orta ateşte şerbet kaynayacak. Orta ateşten birazcık kısık ateşte şerbet kaynayacak. Güzel bir şekilde kaynasın. Ben de hemen incirlerin suyunu sıkmaya başlıyorum. Elime incirleri aldım ve narin bir şekilde görmüş olduğunuz gibi sıkıyorum. Eğer hızlı bir hamleyle sıkarsanız, birazcık da güç uygularsanız tamamen dağılabilir. O yüzden görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş sıkıyorum ve içindeki suyun tamamen gitmesini bekliyorum.
Daha önceki videomda bir izleyicim bu şekilde sıktıktan sonra tahtanın üstünde bir gece beklettikten sonra reçellerini yapıyorlarmış. Ben denemedim ama inşallah deneyeceğim. Eğer olumlu sonuç alırsam sizlerle de paylaşacağım. Yani bana ilginç geldi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Sonuçta denenmiş bir yöntem değil. Sadece ilginç geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Ben incirlerin suyunu tamamen sıkana kadar hemen şerbete bakıyorum. Şerbet de güzel bir şekilde kaynamış. Hemen şimdi yavaş yavaş sıkmış olduğum incirleri içine ilave edeceğim. İncirleri için ilave ettim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım ve ortalama 1 saat boyunca kaynatacağım. Belki de 70 dakika olabilir. Lütfen kontrol alalım. Ortalama 65 dakika boyunca incirler kaynadı ve lokum gibi pişti. Şimdi ben 1 çay kaşığı dolusu limon tuzu ilavesi yaptım ve 5 dakika sonra artık ocağın altını kapatacağım. Seyretmiş olduğum kavanozlara şimdi hemen reçelleri dolduruyorum. Önce tanelerini, ardından da balını ilave edeceğim. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. İncir reçelini yaptıktan sonra hemen ertesi gün tüketmenizi tavsiye etmiyorum. Yaklaşık olarak 5 gün, 6 gün dinlenince daha da lezzetli olacaktır. Gerçekten de çok lezzetli bir reçel oluyor. Kabuğunu soymadığımız için daha lezzetli oluyor. Ben bir önceki videomda kabuğunu soyarak yapmıştım. O şekilde de çok güzel oluyor ama izleyicilerim yazmışlar, sağ olsunlar. Kabuklu bir şekilde tüketilirse daha sağlıklı olacağını yazmışlar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim ve denedim. Kesinlikle acı olmuyor. İğne testi çok önemlidir. Aynen bu püf noktalara uyarsanız eminim sizlerin de muhteşem reçelleri olacaktır ve her sene eminim yapmak isteyeceksiniz. Bir bezin içerisine saracağım ve tamamen kavanozlar soğuyana kadar bu bezin içerisinde kalacak. Ardından karanlık ve serin bir yerde saklayacağım. Aradan bir gece geçti. Artık incir reçelleri oldu ama dediğim gibi kavanozları kapattıktan sonra bir hafta dinlendirelim, ardından tüketebilirsiniz. Çünkü tadı tam oturacaktır. Şimdi hemen içinin bütün detaylarını göstermek istiyorum sabırsızlıkla. Hemen şunu söylemek istiyorum tekrardan. Kesinlikle acılık yok. Acılık olmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi rengi de harika oldu ve içi de lokum gibi oldu. Tarifime çok güveniyorum. Güvenle deneyebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir renk aldı. Aynı zamanda pamuk gibi oldu. Şu anda lokum gibi. Eminim deneyecek olanlar da bu tarifi çok beğenecek ve her zaman bu şekilde yapmak isteyeceksiniz. Sizlere garantisini veriyorum.
Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.